Gazze'de ateşkes umudunu yeşerten haberler var. Suudi Arabistan ve Filistin basını birkaç saat içinde Hamas'la İsrail'in ateşkes ilan edebileceğini yazdı. Ateşkes haberi İsrail'de de büyük heyecan yarattı. Esir yakınları sokaklara döküldü. Ekibimizden Serdar El ve Emir Ünlü çok uzun bir süredir o noktadalar. Bize oradaki gelişmeleri aktarıyorlar. Tekrar bir Serdar'a gidelim, oradaki son durumu alalım. Serdar, kolaylıklar diliyorum hem sana hem Emir'e ve sözü sana bırakıyorum. Burçak, 7 Ekim sonrası her cumartesi alışık olduğumuz gibi bu cumartesi de Tel Aviv'de Kaplan Caddesi yine protesto gösterilerine sahne oluyor. Bakın arkamda şu an bir sahne kurulmuş durumda. Çeşitli ekranlarda tabii gösteriler düzenleniyor. Başbakan Benjamin Netanyahu'nun az önce bir görüntüsü oynatıldı. Yine aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in görüntüsü vardı ve o Ben Gvir'in görüntüsü geldiğinde şimdiki olduğu gibi yuh sesleri ve protestoyla karşı karşıya kaldık. Şimdi bir ekrana başka bir görüntü verildi ve protestoculardan yine benzer bir tepkiyi gözlemleyebiliyoruz. Tabii ateşkesle ilgili müzakerelerin devam ettiği yönünde bilgiler alıyoruz. Fakat müzakere olma ihtimalinin artması, anlaşma sağlanacağı ihtimalinin artması Tel Aviv'de de bir heyecan oluşturmuş durumda. Burada toplanan aileler, özellikle rehine yakınları, savaş karşıtları bu noktada bir çağrıda bulunacaklar ve o çağrıda şu: savaşı durdurun ve rehineleri döndürün, yani eve getirin çağrısı. Bu rehinelerin eve gelmesi için yapılan bir çağrı olduğunu belirtelim. 133 rehinenin evde, 133 rehinenin Hamas'ın elinde olduğunu biliyoruz ve o rehinelerin tabii gelmesi için bir çağrı söz konusu. Kaplan Caddesi burası. Yan tarafımız Başbakanlık Kompleksi. Arka tarafta Savunma Bakanlığı'nın binası söz konusu. Yine bir askeri üs söz konusu burada. Yani oldukça kritik bir noktada tekrar düzenleniyor ama Kaplan Caddesi'nin ileri doğru baktığımızda çok metrelerce uzunlukta bir kalabalık olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Öte yandan hemen yanda da bir farklı cadde söz konusu. O caddeye de taşmış durumda. Yani daha fazla sayıda eylemcinin bu haftaki eylemlere katıldığını gözlemleyebiliyoruz. Bakın, konuşmacılar teker teker sahneye çıkıyorlar ve sürekli burada bir konuşma gerçekleştiriliyor ve eylemcilerden de onların yaptığı konuşmaya karşılık olarak ellerdeki düdükler ve tepkiler gösterilmiş oluyor. Yine ellerde İsrail bayraklarını gözlemleyebiliyoruz. Açılan pankartlar söz konusu. Savaşı durdurun, rehineleri eve getirin çağrısı yapılıyor şu an Tel Aviv'de. Bakın, konuşma dinleniyor. Zaman zaman bizim sesimizden de rahatsız olduklarını belirtip bize uyarılarda bulunuyorlar açıkçası. Sessiz olmamız anlamında, ama tabii bu bizim elimizde de olan bir şey değil. Kendi sesimizi duymakta bile güçlük çekiyoruz bu noktada. Yoğun, gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi yoğun protesto seslerini, davul seslerini ve o düdük seslerini duymanız mümkün. O anlamda sesimize de kontrol edemiyoruz zaman zaman. Yayını sürdürmeye devam edeceğiz. Burası önemli bir nokta olduğunu söylemiştik ve tabii binlerle ifade edebiliriz. Daha önceki gün hatırlayacaksınız, Perşembe günü daha az sayıda bir protestocu buraya gelmişti ve yolları trafiğe kapatmıştı aslında izinsiz bir şekilde. Fakat bugün izinli bir şekilde bu yol trafiğe kapalı. Kaplan Caddesi ve etrafındaki çevredeki birçok cadde trafiğe kapalı. Bakın, ileri doğru ilerliyoruz. Kameraman arkadaşım Emir Ünlü ile birlikte ve hala kalabalığın şu sıralarda bakın, şu an bir pankart tutuluyor bu noktada. İşte Ben Gvir, Smotrich ve burada Benjamin Netanyahu'nun fotoğraflarını görüyoruz ve sürekli çağrılar yapılıyor. Adalet çağrıları ve rehinelerin eve dönme çağrıları yapılıyor sürekli ve özellikle Başbakan Benjamin Netanyahu, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, öte yandan Maliye Bakanı Smotrich, özellikle buradaki eylemcilerin kızgın olduğu isimler aslında, savaşın müsebbibi olarak
Benjamin Netanyahu gösteriliyor. O anlamda ekranda, sağda solda ve söylemleri ekrana taşındığı takdirde protestoculardan birden tepki sloganları duyuyoruz biz. İşlerine biraz daha gideceğiz, devam edeceğiz. Bakın ellerde düdükler, bayraklar ve ellerde bu düdüklerle aslında buraya gelen binlerce isimden bahsediyoruz. Binlerce protestocudan bahsediyoruz ve Kaplan Caddesi bakın zaten binlerce kişi tarafından doldurulmuş durumda. Ama yan tarafta bir farklı cadde var. Oraya doğru ilerleyeceğiz şimdi. Emir Ünlü ile birlikte biz protestocuların aralarından doğru ilerleyerek gidiyoruz. Bugün barış olma ihtimali üzerine buradaki sesin daha yoğun olarak yapıldığını gözlemleyebiliyoruz. Yani yoğun bir protesto gösterisi bu ve bu zamana kadar belki de en yoğunlarının bir tanesi, yani en büyük protestosundan bir tanesi. Başbakan Benjamin Netanyahu'nun özellikle istifası isteniyor. Diğer aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanlarının. Evet, gördüğünüz gibi bu noktada rehineler için sürekli çağrılar ve pankartlar söz konusu açılıyor. Burada rehinelerin yaşaması için, rehinelerin hayatlarının önemi vurgulanıyor. Rehinelerin eve dönmesi vurgulanıyor. Hem İbranice hem de İngilizce olarak bu protesto gerçekleştiriliyor bu noktada. Şimdi gördüğünüz gibi şu an her gittiğimiz noktada bir protestocu aslında elindeki pankartı bize gösteriyor. Her gittiğimiz noktada bu pankartı göster diye sürekli bu noktadan da bizlere çağrı yapılıyor. Şimdi aralarına gireceğiz biraz daha ama bugün oldukça büyük bir gösteriye ev sahipliği yaptığını görüyoruz biz. Tel Aviv'in bu 7 Ekim sonrasında yapılmış en büyük protesto gösterilerinden bir tanesi. Tabi savaş karşıtları burada, rehine aileleri burada ve özellikle Başbakan Benjamin Netanyahu'nun istifasını isteyen binlerce protestocu bu alanda yer alıyor şu an. Farklı grupların olduğunu söyleyebiliriz o anlamda. Yani saydığım gibi rehine aileleri, rehine ailelerine destek verenler, savaş karşıtları, öte yandan Başbakan Benjamin Netanyahu'nun da istifasını isteyenler bu noktaya toplanmış durumda. Hala devam ediyoruz, hala yürümeyi sürdürüyoruz. Rehine ailelerinin, savaş karşıtlarının ve dolayısıyla protestocuların arasında. Bakın hala o kalabalık azalmadı. Hala gördüğünüz gibi bu caddenin arka tarafı da, kameraman arkadaşım Emir Ünlü biraz daha kaldırıp gösterebilirse, bu caddenin arka tarafında da yoğun bir katılım var. Bakın orada bir köprü var. Oraya doğru ilerliyor benim gördüğüm kadarıyla ki o köprünün de üzerine çıkıyor buradaki eylemciler. Ve şu an eylemin başladığı ilk saatlerdeyiz biz. Yani şu an erken saatler ve burada ilerleyen saatlerde daha önceki tecrübemize dayanarak bunu söylüyorum. Bir yürüyüş gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu yürüyüşle birlikte önümüzdeki cadde boyu bir protesto gösterisi olacak. Tabii bu en son yapılması bekleniyor ki şu an biz aslında protesto gösterilerinin ilk anlarını ekranlara taşıyoruz. Şu an sadece konuşmalar gerçekleştiriliyor. Çeşitli aktivistleri biz buraya kurulmuş sahnede görüyoruz. O aktivistler konuşmalarını yapıyorlar. Öte yandan bir ekranı görebiliyoruz ve çeşitli yerlerde de ekranlar var. Ve başka noktalarda da örnek vermek gerekirse Emir, şurada arkada mum yakmış bir protestocu var. O şekilde bir eylem yapıyor. Mum yakmış bir protestocuyu gösterecek şimdi Emir Ünlü sizlere. Yani her noktada farklı bir eylemci, farklı bir yöntem ve yolla buradaki eylemlere, protestolara destek veriyor. Şimdi bir müzakere masası kuruldu. Müzakerelerden barış çıkar mı, ateşkes çıkar mı, bunu takip edeceğiz. Ama bunun olma ihtimali, anlaşmaya ve rehinelerin gelme ihtimali buradaki eylemcileri de ümitlendirdiğini belirtelim. Buradan bu akşam hep bir ağızdan rehinelerin eve gelmesi çağrısı yapılacak ve dolayısıyla da
Başbakan Benjamin Netanyahu'ya daha fazla bir baskı uygulanmış olacak. Sesler oldukça gür çıkıyor. Önümüzdeki saat dilimlerinde de takipte kalacağız diyelim ve sözü tekrar kameraman arkadaşım Emir Ünlü ile birlikte size bırakalım.